Sevgili Ümit Sami Kumuş. Sevgili Mustafa Can. Nasılsınız efendim? O şahaneyiz efendim. Sizleri sormalı. İyidir. Teşekkür ederiz. Kar haberlerini ucun ucun Anadolu'nun üzerinde duymaya başladık. O yüzden ilk kar haberleriyle beraber kardelenden bahsedelim. Niyeyse aslında ismi ünlü, cismi ünsüz bir çiçek. Aslında çok az gördüğümüz bir çiçek fiziken. Evet. Ama ismi de çok ünlü. Bu reklam kampanyalarında falan kullanıldı. Böyle isminin altında direniş, mücadele, kavgam falan gibi şeyler var. Kavramsal ruhani duygular var kardelen çiçeğinin altında. Halbuki çok da masum. Böyle çok da naif. Naif böyle falan. Nergis'e de çok benziyor tip aynı, olarak da. Aynı aile grubundan. Görüntüden. Hadi gel kardelenlerle tanışalım. Haydi tanışalım bakalım. Aslında diğer insan medeniyeti içinde diğer bitkilerle tanışıklığımız var. Bir kısmı modern çağda tanıştık, bir kısmıyla orta çağda tanıştık ama kardelen onlardan biraz daha kadim. En azından insanlarla olan tanışma dönemi. Yani eski kayıtlarda ta milattan önce binli yıllarda Roma İmparatorluğu döneminde dahi yazıtlarda, kitaplarda, söylemlerde geçen o zaman dahi çok iyi tanınan bir güzide arkadaşımız. Latince adı Galantus. Bunun cins adı. İsimlendirirken de oradan yola çıkarak, Roma döneminde kullandıkları yerel isimlerden yola çıkarak öyle bir isim vermişler. Tam Türkçe'ye çevirirsek aslında süt çiçeği demek. Muhtemelen renginden kaynaklı. Masum duruşundan kaynaklı falan. Önce şeyi sorayım sana, Türkiye'ye yaygın mı? Genel habitat olarak ana yayılma alanlarından bir tanesi. Bunun eko coğrafyasına baktığın zaman Britanya adalarından, Avrupa'dan, Anadolu üzerinden, Türkiye üzerinden Suriye'ye kadar giden bir alanda oldukça yaygın. Kuzeye doğru gittikçe de var ama üzerinde daha çok çalışmak lazım. Mesela kuzey sınırını bilmiyoruz nereye kadar gittiğini. Oldukça yaygın. Fakat orada da şöyle bir şey karıştırıyor ortalığı. Dedim yani günümüzden 3000 yıl önce zaten biliniyordu ve kullanılıyordu insan medeniyetinde. Mesela Britanya adasındaki kardelenlerin Roma İmparatorluğu zamanında bilerek ve isteyerek oraya taşındığı, kültürleştirildiği, oradan yayıldığı tahmin ediliyor filogenetik araştırmalara bakınca. Yani aslında Britanya adasında olmaması lazım ama doğal habitatının artık bir parçası olmuş. Yani o kuşakta gözünüzde canlanmıştır, o kuşakta oldukça yaygın. 20 kadar türle temsil ediliyor. Kardelenin olması için kar olması gerekiyor mu? Yok, gerekmiyor. Şöyle, kardelenlerde kabaca kendi içinde İkiye ayrılıyor. Aslında ikisi de kardelen. Ama bir kısmı mesela bahar ekinoksunda çiçek açmaya başlıyor. Yani 20-21 Mart itibariyle açmaya başlıyor. İrtifa olarak genellikle yüksek irtifalarda karın artık kalkmaya başladığı dönemde çıkıyor. Aynı cinse ait başka bir türde kış ekinoksunda açıyor. O yüzden karın yere düştüğü ve bizim daha çok o hani kültürel atamasını yaptığımız bunlar. Ama kışında yani hani o coğrafyada hiçbir bitki açmazken, hiçbir yeşillik vesaire olmazken evet, bir tek kardelen biraz tuhaf ve normal akışa aykırı gözüküyor. Bir davranış gibi de evet, gözüküyor bir şeyde. Nedir sırrı, mantığı? Aslında kökeninde soğanlı bir bitkidir. Daha önce de soğanlı bitkilerden bahsettik. Yani gövdesinin toprak altında olan kısmı soğana benzer. Bulb veya işte Türkçe ampul diye çeviriyorlar ama saçma bir şey. Soğanlı bitkilerdendir. Üreme dönemi sonrasında çiçekleri döküldükten sonra o soğan şeyde kalır, toprağın altında kalır. Bir sonraki sezonda oradan tekrar büyür. Ama yani diğer bitkilerden ayrı olarak niye daha zor koşullarda veya daha farklı bir iklimde çiçeklendiğini düşünürsek çok da basit bir açıklaması var. Ortadan rekabet kalkıyor. Yani sadece o açtığı için onun işte döllenmesine yardımcı olan böcekler seçmek zorunda kalmıyor. Tek o kalıyor gibi böyle bir üreme rekabeti. Peki ama yani kışın o sert koşullarında öyle bir böcek var mı? Var tabii canım. Yani sert koşulları derken bu yani kutup soğuğu gibi tüm canlıların inaktif hale geldiği dönemler olmuyor. Sadece kar örtüsünün ince ve erisem mi erimesem mi kararsızlığında olduğu dönemlerde oluyor. Peki hiç sanayi tipi bir faydası var mı? Yani estetik ya da tabii, güzel olmasının haricinde. Aslında hem bu kadar yaygın olmasının hem de bu kadar tehlike altında olmasının temel sebebi o. Biraz önce söyledik ya, Roma İmparatorluğu döneminde dahi onun şifalı yönleri, özellikle kardelenin soğanındaki şifalı yönleri keşfedilmişti. Şimdi detaylara girmeye gerek yok ama ta o dönemde yazılı kayıtlarda var. Zehirlere karşı antidot olarak kullanıldığı
söyleniyor. Yani zehirlenmelerde bir tür şifacı ilaç. Şifacı ilaç. Var mı gerçekten bir karşılığı yoksa? Var yani. Tabii var. Yani modern tıpta da çok kullanılıyor. Ama hani onun işte kimyasal formüllerine ne olduğuna girmeye gerek yok. Hani Roma döneminde özellikle biliyorsun hani gladyatörlerle çok meşhurdur, hep onu biliriz. Ama saray entrikaları zehir üzerine kuruludur. Zehir üzerine kurulu olduğu için zehirden korunma yolları, işte antidotlar, şeyler falan orada çok araştırılıyor ve biliniyor. Yani 3000 yıldır biliyoruz. Modern çağa geldiğimizde artık 1700'lü yıllarda birbirinden bağımsız birkaç bilim insanının, doğa bilimcinin isimlendirip kayıt altına aldığı türleri var. Zaten kadimden gelen soğanlı bitkilerin şifasıyla ilgili birçok şey biliniyordu. Bunu modern tıbba uyguladılar. Yani 1980'li yıllarda Türkiye coğrafyasından kardelen ve kardelen benzeri soğanlı bitkilerin çok bol miktarda toplanıp, aşırı derecede toplanıp ilaç firmalarına gönderildiği biliniyor. Bu bir ticaret yoluydu. Özellikle ekolojik dengedeki varlığının giderek yok olması ve çok bilinen bir tür olması sebebiyle zamanında STK'lar buna müdahale ettiler. Özellikle doğa korumayla ilgili çalışan STK'lar ve birçok proje başlattılar. Özellikle mesela bizim bulunduğumuz coğrafyada Galanthus nivalis, yaygın kardelen çok toplanıyordu ilaç sektöründe kullanılmak için. 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllara doğru yanlış hatırlamıyorsam bir kampanya başlattılar. Dediler ki madem bunu toplayacaksınız gelin biz bunu kültürleştirelim, kendimiz yetiştirelim, yetiştirdiklerimizi satalım diye. Ve çok güzel bir projeydi. Mesela atıyorum 1 milyon dal ürettiler. Onun içinden belli bir kısmını ayırıp doğaya plante ettiler. Daha önce de eksilmiş olanı tamamlamak için. Sonra üretilenleri ilaç fabrikalarına verdiler falan. Böyle güzel bir proje oldu. Tabii burada en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi dedik. Yani direncin şeyin simgesidir işte, karda çıkıyor falan. Mesela bizim coğrafyada özellikle kuzey coğrafyalarda, Türkiye gibi yerlerde nivalisin çiçeklenme dönemi Ocak'la Nisan arasıdır. Tam böyle kar sınırının, alpinik sınırının olduğu yerlerde bazı türleri, dedim ya 20 kadar tür vardır, bazı türleri mesela çayır orman sınırlarında olur falan. Kültürümüzde de işte ne bileyim sanayide de çok kullanılan, çok yer etmiş ve çok değerli bir bitki. Bu soğanlı bitkileri devamlılığını anlamak birazcık bana zor geliyor. Aslında birazcık Nergis'te de bu konuyu konuştuk ya da evet, hani üzerine de sohbet ettik ama soğanlı bitkinin bütün yıl boyunca aslında çok kısa bir dönemde çıkıyor, kalıyor, sonra kayboluyor. Bütün geri kalan süre boyunca toprağın altında kalan bir soğan tarafı var. Ve onun çürümüyor olması mesela. Evet. Ya da bir başka canlılar tarafından tüketilmiyor olması, gıdaya dönüştürülmüyor olması bana İnsan değişik ki. Evet, değişik geliyor. Nasıl kalmayı başarıyor toprağın altında? Şimdi şöyle tersten başlayalım. İnsan kültürü soğanlı bitkilere niye bu kadar önem verdi? Sanayide, tıpta ve sağaltmada niye bu kadar çok kullanıldı? Bunlar niye tercih ettik? Tercih etmemizin temel sebebi aslında bu anlattıkları. Türüne göre değişiyor. Soğanlı bitkilerin hepsinde farklı. Ama o soğanın doğada hiçbir savunma mekanizması olmadan hayatını idame ettirebilmesinin temel koşulu içinde biriktirdiği organik maddeler. Yani kimisi alkaloidler biriktiriyor, kimisi zehir biriktiriyor, kimisi işte bir böceğe karşı veya mantara karşı veya diğer işgalcilere karşı kendini koruyacak organik malzemeler biriktiriyor. Biz bunu keşfetmişiz insan türü olarak. O kendini korumak için oluşturdu. Mesela sosyal hayatımızda da vardır ya, grip olduğun zaman soğan yedirirler. Sana niye? İşte bol C vitamini var. Evet, bol C vitamini var ama soğanın kendisinin de hayatta kalabilmesi için toprak altında mesela içinde bol miktarda şey var, sülfür parçacıkları var. Hani soğanı kestiğimiz zaman gözümüz yanar ya. Kendini korumak için oluşturduğu o yapı bizim keşfimizde sağaltıcılık veya tam tersi alanda kullanılmaya başlanmış. Kardelen'de böyle. Kardelen'de bunlardan bir tanesi. İçinde ismini zikretmeye gerek yok. Hani bazı zehir etkisi gösteren şeyler de var. Kullanılan malzemeler de var. Ama aynı zamanda dedim ya zehirlere karşı antidot olarak kullanılan kimyasal maddeler de var. Bunu üretmesinin amacı bunlar insan kullansın diye değil. Doğada kendi hayatını diğer işgalci ve parazitlerden korumak için. İstanbul'da kardelen var mı? İstanbul'da kardelen var. Hem de İstanbul yani Avrupa'dan Asya'ya geçiş noktası üzerindeyiz. Biraz daha yüksek irtifalarda çok sık görürüz.
Enteresan bir şey de vardır. Mesela çoluk çocuk bir yere gittiğin zaman çiçek gördüğünde ilk refleks çiçek toplamaktır. Onu severiz, o ritüeldir. Ama benim şahsi gözlemim, yani çok psikopat böyle patolojik bir şey yoksa kimse gidip kardelen toplamak için uğraşmıyor. Ona ayrı bir saygı duyuyor. Böyle bir hani mahzun ya, çiçekte aşağıya bakıyor falan. Bir de başarmış çıkmış. Yani toplayıp öldürmeyelim falan diye bir şey var. Oldukça güzelmiş. Başarılı. Güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum.